Bor atom modelinde yer alan yukarıdaki görüşlerden hangileri günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir? Birincisi elektron çekirdeğe belirli uzaklıktaki belirli enerjiye sahip katmanlarda dairesel bir yörüngede hareket eder görüşü günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü günümüzde elektronlar katmanlarda değil, yani Bor'un bahsettiği gibi katmanlarda değil, orbitallerde bulunur. Orbitalde elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerdir. Yani sadece bir katman üzerine dairesel hareket yapmıyor. Bir elektronların olabileceği bir bölgede hareketini yapıyor elektronlar. Dolayısıyla birincisi günümüzde geçerli değil. İkincisi temel enerji düzeyindeki elektronun yüksek enerji düzeyine geçmesine uyarılma denir. Bor atom modelinde yer alır. Günümüzde de geçerlidir. Günümüzde de bir atom enerji aldığı zaman elektron daha üst bir enerji seviyesine geçer ve bu duruma uyarılma denir. Bu dolayısıyla günümüzde yer alır. Çekirdekten uzaklaştıkça elektronun enerjisi artar. Bohr atom modelinde de yer alır. Günümüzde de elektron çekirdekten uzaklaştıkça gitgide enerjisi artar. Dolayısıyla bu da yer alır. Hangisi geçerliğini yitirmiştir? Yalnızca bir cevapta A şıkkıdır. Bohr atom modelinin yetersizlikleri ve eksikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Modelde nötronun yer almaması eksikleri arasındadır. Nötron daha sonraları Chadwick tarafından keşfedilmiştir. Dolayısıyla bor atom modelinde yer almaz. Çok elektronlu atomların emisyon ve absorpsiyon spektrumlarını açıklayamaması eksikleri arasındadır. Temel bir eksikliğidir. Çünkü bor atom modeli yalnızca tek elektronlu atomların veya işte tek elektronlu taneciklerin emisyon ve absorpsiyonunu açıklayabilmiştir. Çok elektronu açıklayamamıştır. Belirli yörüngelerde dairesel hareket eden elektronların bu yörüngeler dışında neden bulunamayacağını açıklayamaması eksikleri arasındadır. Çünkü Bohr atom modelinde elektronlar sadece yörüngelerde dairesel hareket yapıyor. Peki neden dairesel hareketten mesela çekirdeğin üzerine düşmüyor? Bunu açıklayamıyor veya neden daireden sapıp dışarı gitmiyor? Bunu Bohr atom modeli açıklayamıyor. Bu da eksikleri arasında yer alır. Hidrojenin ışıma spektrumunun manyetik alanda incelenmesiyle gözlenen bazı parlak çizgilerin oluşumunu açıklayamaması da yine Bohr atom modelinin eksikleri arasındadır. Hidrojen atomunun emisyon ve absorpsiyon enerjisini hesaplayamaması eksikler arasında yer almaz. Çünkü Bohr atom modeli zaten temel olarak hidrojen atomunun emisyon ve absorpsiyon spektrumlarını doğru bir şekilde hesaplayabilmiştir. Dolayısıyla cevap bu anlamda E şıkkıdır. Atomun kuantum modelinin oluşumuna katkı sağlayan aşağıdaki bilim insanlarından hangisinin katkısı yanlış verilmiştir? De Broglie elektronların hem dalga hem de tanecik özelliğini gösterdiğini yaptığı deneyler sonucunda ispatlamıştır. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Schrödinger elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yere yüksek olduğu bölgelere orbital ismini vermiştir ve bunu kuantum sayılarıyla açıklamıştır. Dolayısıyla bu da doğru. Heisenberg belirsizlik ilkesiyle bir elektronun hem hızı hem de yeri aynı anda belirlenemez demiştir ki bu da doğru. Bor atom çekirdeğinde yüksüz ama kütleli tanecikler olan nötronlar yer alır diyor. Ancak bu yanlıştır. Bor nötronları keşfetmemiştir. Nötronları sonrasında Ketwick keşfetmiştir. Dolayısıyla burada D yanlış. Pauli, Pauli dışlama ilkesi gereği bir orbitale yerleşen iki elektronun zıt spinli olduğunu bulmuştur. Aşağıdaki orbitallerden hangisinin baş kuantum sayısı n ve açısal momentum kuantum sayısı l değerleri hatalı verilmiştir diyor. Şimdi l değerleri orbitalin şeklini verir. Ve s'nin değeri 0'dır. P'nin değeri 1'dir. D'nin değeri 2. F'nin değeri de 3'tür. Baş kuantum sayısı da burada başta yazan sayılardır. Çekirdeği olan ortalama uzaklığı verir. Şimdi burada baş kuantum sayısı 4 doğru. S 0 Doğru. Burada bir hata yok. Baş sayısı 3 ancak burada 5 demiş. Yanlış. Burada yan kuantum sayısı d'ye 3 demiş ancak 2 olması gerekiyordu. Burada ikisi de yanlış. Cevap bu durumda B şıkkı olur. Diğerleri de hızlıca. Baş sayısı 2 doğru. P de 1 doğru. Baş sayısı 5 doğru. F 3 doğru. Baş sayısı 4 doğru. D de 2'dir. Bunlar da doğrudur. Ve vanadyum 23 atomunun temel haldeki elektronlarının herhangi birisi Yukarıdaki kuantum sayılarından hangisine sahip olamaz diyor. Şimdi vanadyum 23'ün dizilimini yazalım. V 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. Buradaki elektron sayıları 23'ü veriyor. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 23. Şimdi baş kuantum sayısı 3, bu arada yan kuantum sayısı l s 0'dır. P 1'dir. D 2'dir. F de 3'tür. Şimdi L'si 2 olan burada D orbitalinden bahsediyor. D orbitali sadece 3 D orbitali var. Baş kuantum sayısı 3. Yan kuantum sayısı 2. Dolayısıyla bu olabilir. ML değeri de L2 iken eksi 2'den artı 2'ye kadar değerler alır. Dolayısıyla artı 1 olabilir. Bu olabilir. Baş kuantum sayısı 4. Burada yan kuantum sayısı 0 var ancak burada yan kuantum sayısı 1 olan orbitalden bahsetmiş. Yani 4P orbitalinden bahsetmiş ancak Vanadyumda böyle bir orbital yok. Dolayısıyla bu 2 burada olamaz. Baş kuantum sayısı 2, yan kuantum sayısı 0. Yani 2s orbitalinden bahsediyor. 2s orbitalinde de bakın l değeri 0 ise ml değeri de yine 0'dır. Ancak ml değerine eksi 2 vermiş. Bu da yine olamaz. Dolayısıyla 3 de olamaz. Hangisine sahip olamaz? 2 ve 3'e sahip olamaz. Cevap D şıkkıdır. Bir atomun en yüksek enerjili orbitalinde bulunan elektronların kuantum sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Baş kuantum sayısı 4, yan kuantum sayısı 1 ki yan kuantum sayısı 1 p orbitalidir. Ve manyetik kuantum sayısı da eksi 1, 0 artı 1'miş. Bu bizim x atomumuz olsun. Bunun dizilimini yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p'de duruyorum. 4p ile bitiyor ancak burada 4p'de kaç tane elektron olduğu belli değil. Ancak manyetik kuantum sayıları eksi 1, 0, artı 1'e sahip elektronlar bulunduğu için en az 3 olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Şöyle 3 tane orbitalimiz olsun. Birer tanesi kesin dolu. Ama belki ikincileri de dolu olabilir. Şimdi diyor ki bu bilgilerle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi n eşittir 3 ve l eşittir 2 yani 3d orbitalinden bahsediyor. Elektron sayısına ulaşabilirim. 10'dur. A şıkkına ulaştık. Periyodik sistemin hangi bloğunda yer aldığını, hangi blokta yer aldığı için son orbitale bakılır. P ile bitir, bitmiş o zaman P bloğunda yer alır. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. ML değeri eksi 2 olan orbitallerindeki toplam elektron sayısı ML eksi 2 artı 2 gibi değerler D orbitali ile başlar. Çünkü S orbitalinde ML değeri yalnızca sıfırdır. P orbitalinde ML değeri ki L değerine bağlı olarak S'de L değeri sıfır olduğu için ML de sıfır. P de 1 olduğu için ML değeri eksi 1 0 artı 1'dir. D de de L değeri 2 olduğu için ML değeri eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2'dir. Dolayısıyla ML değeri eksi 2 olan D orbital ile başlar. Şimdi burada D orbitali sadece burada var. 3D de var. 3D de 5 tane orbital var. Bunun 2 tanesi 2 elektron. ML değeri eksi 2 olacaktır. Yani burada cevap örneğin 2'dir. Bakın D'de 5 tane orbital var. Hepsi de tam dolu. Bunlardan biri eksi 2, biri 1, bir, biri 0, biri artı 1, bir, biri artı 2 ml değerine sahiptir. E, dolayısıyla burada ml değeri 2 iki olan 2 iki elektron vardır. Buna ulaşabiliriz yani. L değeri 0 olan ki bu s orbitalidir. Toplam elektron sayısı. S orbitalinde 2 elektron burada. 2 de burada 4. 2 de burada. Hadi 2 de burada var. 2, 4, 6, 8 tane elektron var. Buna da ulaşabiliriz. Ms değeri artı 1 2 olan toplam elektron sayısına bu bilgilerle ulaşamayız. Çünkü 4p'de Örneğin 3 elektron bile olsa bunlar hangi spinde artı 1 bölü 2 mi eksi 1 bölü 2 mi bilemeyiz. E, daha fazlası da olabilir. Dolayısıyla E şıkkındaki ms artı 1 bölü 2 olduğu elektron sayısına bu bilgilerle ulaşamayız. <laughs> X3 artı iyonunun elektron diziliminin son terimi 3D10'dur. Buna göre X atomu ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Dikkat edin soruyu iyon için bilgiyi iyon için veriyor ancak soruyu atom için soruyor. Şimdi x3 artının dizilimini bulmaya çalışalım. Şimdi x3 artı yani temel halden 3 tane elektron kopmuş. Artı 3 yüklenmiş. Elektronlar da en yüksek baş kuantum sayısındaki orbitallerden kopar. Şimdi Öncelikle 1s2 2s2, 2p6 3s2, 3p6'dan sonra bakın 4s geliyor. Ancak 3d10'la bittiğine göre demek ki 4s'den kopmuş olabilir. Örneğin yani 3p6 4s2 3d10 3d10 4p1 bunun temel halidir örneğin. Temel hali bu, bu, şekilde olabilir. E bu durumda 3 elektron önce 4p'dekiler kopar sonra da 4s'dekiler kopar. 3p6 3d10 bitmiş olabilir. Bu birinci ihtimal. İkincisi şöyle bir durumda olabilir. x3 artı yine 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10'dan sonra 4p3 orbitali vardır böyle bitmiş olabilir. 4p'deki 3 elektron kopup yine 3d10 bitmiş olabilir. Yani bu iki durumda da 3 elektron verdiği zaman son orbitali 3d10 olacaktır. E, dolayısıyla x atomu temel halde şurayı silersek ya bu başta yazdığımız gibi olacak temel hali ya da şu altta yazdığımız gibi olacak. Şimdi başta yazdığımız gibi olursa 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31 tane elektron ve 31 proton olacak. Burada ise 20, 30, 33 tane proton veya elektron olacak. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor bu atomlar için. Küresel simetrik özellik gösterir. 4P1 ile bitse göstermez ama 4P3 ile bittiği zaman e, gösteriyor. Çünkü küresel simetrik son orbitali tam dolu ya da yarı dolu olma durumudur. Dolayısıyla buna kesin yanlış diyemem. Buna kesin yanlış diyemem. Bu dursun ya yani bu benim cevabım değil. Yan grup B grup elementidir. E, P ile bittiği için A grup element. E, burada da A grup elementi. B grubu olması için D ile bitmesi gerekiyor. Burada P, D veya F ile bitmesi gerekiyor. E, P ile bitmiş A grubu elementi olduğu kesin. Dolayısıyla 2 kesinlikle yanlış. Atom numarası 33. 33 olabilir. 31 de olabilir. Bu kesin yanlış diyemeyiz. Dolayısıyla bu üçünden kesin yanlış olan yalnızca 2 cevap da B şıkkıdır. Temel haldeki bir atoma ait herhangi bir elektronun kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi yan kuantum sayısı baş kuantum sayısına bağlı olarak en fazla baş kuantum sayısının bir eksiği kadar olan bir değeri alabilir. Örneğin baş kuantum sayısı 1 ise yan kuantum sayısı 0 olabilir. Yani s 0'dır. 1 s olabilir. Baş kuantum sayısı 2 ise 2 s de olabilir. 2 p de olabilir. Ama 2 de olamaz. Yani baş kuantum sayısı iki olduğu için yan kuantum sayısı en fazla bir alabilir. O da p'dir. İşte baş kuantum sayısı 3 ise en fazla iki alabilir. O da d'dir gibi bu şekilde gider. Şimdi baş kuantum sayısı 5 iken yan kuantum sayısı 3 olabilir. E, yan kuantum, ML değeri de eksi L'den 0 artı L'ye kadar olan değerleri alır. E, L3 ise ML 3 olabilir. A şıkkı olabilir. Baş kuantum sayısı 6 ise yan kuantum sayısı 0 olabilir. E, 0 olduğu zaman ML değeri de 0'dır. Bu da olabilir. Baş kuantum sayısı 3 iken yan kuantum sayısı 2 olabilir. Eksi 2'den artı 2 artı 2 de yine olabilir. Ancak baş kuantum sayısı 2 iken yan kuantum sayısı 2 olamaz. Yani 2D diye bir orbital olamaz. Dolayısıyla D şıkkı burada yanlıştır. 4 işte 4P olabilir artı bir değerini alabilir. Elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi X'e baktığımız zaman 1S2, 2S2 2P6 diye gitmesi gerekirken 2P5 sonra 3S2 olmuş. Demek ki buradaki bir elektron daha üst bir enerji seviyesine geçmiş dışarıda enerji alarak. Yani biz bunun X'in burada uyarılmış halde olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Uyarılmış hal. Yani Aufbau dizilimine uymaz. Y'ye bakalım 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 herhangi bir burada elektron daha üst bir enerji seviyesine geçmemiş. Yani bu temel halde yani Aufbau ilkesine uyar temel halde. Burada da yine 1s2, 2s2, 2p6'dan sonra 3s1 olması gerekirken 4s1 var. Yani 3s'deki elektron 4s'ye geçmiş. Dolayısıyla bu da enerji alarak buraya geçtiği için bu da yine uyarılmış haldedir. Üçü de küresel simetrik dağılıma sahiptir. Küresel simetrik olup olmadığını anlamak için son orbitere bakılır. Son orbitali tam dolu ya da yarı dolu ise küresel simetriktir. Burada s tam dolu, burada yarı dolu, p ise yarı dolu. Dolayısıyla üçü de küresel simetriktir. Doğru. Y'nin elektron dizilimi Aufbau ilkesine uygundur temel halde. Doğru. X ve Z uyarılmış haldedir de yine doğrudur. Cevap da 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Tablodaki bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada en yüksek baş kuantum sayısını vermiş. Aynı zamanda manyetik kuantum sayısı ML değeri sıfır olan orbitallerindeki elektron sayısını vermiş. Şimdi X'in biz normal temel hale göre dizilimini önce bir yazalım. X 11 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 şeklindedir. Ve bu durumda en yüksek baş kuantum sayısı 3 ancak diyor ki en yüksek baş kuantum sayısı 4. Demek ki örneğin 3s'deki bir elektron gidip 4 sye geçmiş olabilir. 4s 1 örneği veya 2p'deki de tabi 4 sye geçmiş olabilir. Ama her türlü 3s'de yani en yüksek baş kuantum sayısı 4 olduğuna göre 3 tane 2'den birisi 4'e geçmiş. Dolayısıyla x uyarılmış atomdur ifadesi kesinlikle burada doğru. Aynı zamanda ml sıfıra da bakalım. 7 taneymiş. S'deki elektronların tamamının ml'si sıfırdır. Buradan 2 elektron gelecek. Buradan da 2. P'deki 6 elektronun ikisi eksi 1. ikisi 0. ikisi de artı 1'dir. 6. Bir tane de örneğin 4 S'de olsun. 2, 4, 6, 7 bunu da sağlıyor. 1 doğru. Y'ye bakalım. Y 18. Şimdi 18'i normal temel hale göre dizilim yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Şimdi burada en yüksek baş kuantum sayısı 3'ü sağlıyor. Bir de ml'si 0 olan 11 tane elektron var. Bunu sağlıyor mu bakalım. Buradan yine 2 tane gelecek. Buradan da 2 tane. Buradan 2 tane. Buradan da 2 tane. Buradan da 2 tane. 2 4 6 8 10 tane oluyor. Ancak bize diyor ki 11 tane. Demek ki örneğin 3P'den veya işte 2P'den, 3S'den bir elektron daha üst bir enerji seviyesine geçmiş. Ancak 4S'ye de geçmiş olamaz. Çünkü en yüksek başkan sayısı 3. Demek ki 3D orbitaline burada geçmiş. Örneğin 3D orbitaline buradan işte ML'si 0 olmayan bir elektron geçmiş olsun. Burası 3P5. 3D1. O da bir elektronun da ML'si 0 olsun. Bu durumda 11'i sağlar. Ama artık Y temel halde değildir. Uyarılmış halde olduğu kesindir. Dolayısıyla 2 bu durumda yanlış. Son olarak Z2 artı diyor ki en yüksek baş kuantum sayısı 3 ve MLS 0 olan 12 tane elektron var. Baş kuantum sayısı 3 olacak şekilde yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Şimdi 3p6'dan sonra 4s2 geliyor. Sonra 3d orbitali geliyor. Sonra yine 4p orbiteli var ancak 4p orbitalinde elektron Olursa eğer ki bir tane bile olsa 4S'de yine elektron kalır. 2 tane koptuğu için. Dolayısıyla en yüksek başkan sayısı 3 olamaz. Demek ki 4P'de elektron yok. 3D'de en fazla var. Diyelim ki burada da 4S'deki 2 elektron kopacak ve en yüksek başkan sayısı 3 olacak. Dolayısıyla 4S2 3D şeklinde devam ediyor olabilir. Şimdi şu 12'yi sağlayıp sağlamadığına bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bunlar zaten kopacağı için ml 0 olan bir elektron gelmeyecek artı 2 yüklü iyonunda. 3D'den de 2 elektron gelmesi için ml 0 olan bakın D'de 5 tane orbital var. Bunlardan 5'i de yarı dolu mutlaka dolu olmak zorunda. En az bir tanesi de tam dolu olmak zorunda ki örneğin bu ml 0 olan 2 elektron gelsin ve 12'yi sağlasın. Dolayısıyla en az 6 ama diğerleri dolu olduğunda da yine ml 0 olan 2 var. Yani 6 ile 10 arasındakiler olabilir. Dolayısıyla bu durumda Z'nin atom numarası 2, 4, 10, 12, 18, temel hali için 20, 30 olabilir. Yani 3D10 ile bitse örneğin bu. 3D10 ile bitse. Dolayısıyla burada 30'dur. 2 tane de kopmuş. Elektron sayısı da 28. Atom numarası 30 olabilir. Doğru. Cevap da 1 ve 3 D şıkkıdır. Açısal momentum kuantum sayısı yani L değeri 3 olan orbitallerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? L değeri 3 olan orbital F orbitalidir. Ve F orbitali baş kuantum sayısı n eşittir 3 olabilir diyor. Ancak F orbitali baş kuantum sayısı 4'ten başlar. Yani şöyle ki 1'de sadece S orbitali vardır. 2'de sadece 2S ve 2P. 3'de 3S, 3P, 3D. 4'ten itibaren 4S, 4P, 4D, 4F orbitali vardır. Dolayısıyla baş kuantum sayısı 3 olamaz. Yani 3F diye bir orbital olamaz. Zaten L değeri N değerine bağlı olarak maksimum N eksi 1'e kadar değer alabilir. L değeri 3 olduğuna göre e, bu durumda baş sayısı en az 4 olması gerekiyor ki 4'ten 1 çıktığı zaman L değeri 3 olsun. Yani 1 olamaz. May manyetik kuantum sayısı ML değeri eksi 2 olabilir. Doğru. Şöyle F'de 7 tane orbital vardır. 3, 4, 5, 6, 7. L değeri 3 ise ML değeri de buna bağlı olarak şöyle yazalım. ML değeri de buna bağlı olarak eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 alabilir. Dolayısıyla eksi 2 olan orbitali vardır. Dolayısıyla 2 olabilir. Manyetik spin kuantum sayısı yani MS değeri artı 1 bölü 2 olan en fazla 5 elektron bulunabilir diyor. Ancak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elektron bulunabilir. Dolayısıyla 3 de bu anlamda yanlış cevapta. Yalnız 2 B şıkkıdır. P fosfor 15 atomunun değerlik orbitallerinde bulunan bir elektrona ait kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz? P15'in dizilimini yazalım öncelikle. P15 1s2 2s2 2p6 3s2 ve 3p3'tür. Değerlik orbitalleri 3s ve 3p orbitalleridir. Dolayısıyla baş kuantum sayısı her türlü bu durumda 3 olması gerekiyor. Zaten hepsi 3 yazılmış. Yan kuantum sayısı L'nin L değeri S'de 0, P'de 1'dir. Yani 0 ya da 1 olabilir. 2 olamaz. 0 olduğunda ML değeri 0 olabilir. 1 olduğunda ML değeri eksi 1. 0 artı 1 olduğu için eksi 1. 0 artı 1 değerlerini alabilir. Dolayısıyla cevap bu durumda C şık. En yüksek baş kuantum sayısı 3 olan bir x atomunun değerlik orbitallerinin açısal momentum kuantum sayısı yani l'si ve bu orbitallerinde bulunan elektron sayısı aşağıda verilmiştir. L değeri 0 olan orbital s orbitalidir. 1 olan orbital p orbitalidir. Dolayısıyla en yüksek baş kuantum sayısı da 3'müş. Demek ki 3 s'de 2 elektron, 3 p'de de 1 elektron alarak bunun dizilimi bitiyor. Yani bu bizim x atomumuzun, x elementimizin Dizilimi şöyle. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1'miş. Yani hatta atom numarası 2 4 10 12 13'tür. 13 elektron sayısı 13. Hat şöyle burada 12 oldu, şöyle 13. Hatta bu alüminyumdur sonucuna da ulaşabiliriz. Atom numarası 13 olan element alüminyumdur. Ve alüminyum bileşiklerindeki 3A grubunda olduğu için 3. periyot 3A grubundadır. Alüminyum bileşiklerinde her zaman artı 3 değerli kalır. Buna göre x elementinin sülfat ve fosfat kökleriyle oluşturduğu bileşik çiftini şöyle bulabiliriz. x her zaman 3 artı alacak. Yani alüminyum her zaman 3 artı alacak. E, sülfat SO4 2 eksi yükünü alıyor. Çaprazlamayla 2 x'in altına 3 SO4'ün altına dolayısıyla x 2 parantez SO4 3 olacak. Diğerinde de x 3 artı Fosfat da 3 eksi. PO4 3 eksi. Burada yine çaprazlamayla 3 buraya. Diğer 3 de buraya gelecek. İki tarafa 3 gelecek. Ancak 3'ler burada sadeleştiği için ikisini de 3'e böleriz. Bir, dolayısıyla x PO4 şeklinde yazılacak. Buna uyan şık da C şıkkı cevap da C'dir. Nötr x atomunun orbital şeması birinci, ikinci ve üçüncü olarak 3 üç farklı şekilde verilmiştir. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü durumlarda ihlal edilen Kurallar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi birincisinde normal 1s2 2s2 ancak 2p'de olan 4 tane elektron önce birer birer yerleşmesi gerekirken 2 2 doldurmuş. Elektronların orbitallere birer birer yerleşmesini ifade eden kural Hund kuralıdır. O yüzden burada Hund kuralı ihlal edilerek direkt olarak elektronlar 2 2 yerleştirilmiş. Önce birer birer yerleştirilmesi gerekiyordu. İkincisinde yine 1s2 2s2 2p4 birer birer yerleşmiş ancak buradaki ikinci elektron zıt spinle girmesi gerekirken aynı spinle girmiş. Elektronların bir orbitale zıt spinli olarak girmesini ifade eden kural Pauli dışlama ilkesidir. Dolayısıyla burada bu ilan edilmiştir. Üçüncüsünde 1s2, 2s2, 2p3 burada tam da olmadan 3p'ye bir, 3'e bir, 3s, 3S orbitaline elektron geçmiş. Dolayısıyla burada da temel halde olduğu için bir uyarılmış hal olmadığı için burada Dolayısıyla burada önce buranın dolması, herhangi birine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da Aufbau ilkesini ihlal etmiştir. Yani ya uyarılmış halde olduğu için ihlal etmiş ya da burada yanlış yazılmış. Dolayısıyla bu anlamda cevap D şıkkıdır. Periyodik sistemin dördüncü periyodunda yer alan iki farklı elementin değerlik elektron sayıları aynıdır. Buna göre bu iki element için yukarıdakilerden hangileri aynı olabilir diyor. Şimdi i̇şte bu X ve Y gibi iki farklı element olsun. İkisi de dördüncü periyotta olduğuna göre şöyle 1s2 2 şöyle yazalım hatta 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6'dan sonra 4s her ikisinde de var. 4s'ye kadar geliyor. Ancak diyor ki değerlik elektron sayıları aynı ve bunlar farklı element. Örneğin bu durum nasıl olabilir? Mesela bu 4s2 3d ile devam eder. Mesela 4s2 3d2 olsun. Şimdi burada değerlik elektron sayısı örneğin 4. Mesela burada mesela 4S ikisi de 2 olamaz. Bu durumda aynı element olmuş olur. Kesin buraya başka bir element daha, orbital daha gelecek. Mesela 3 d gelirse 3D 10 olsun ya da 3D 2 olsun şöyle. Mesela 2 artı 2'den bu durumda değerlik elektron sayısı 4. Peki Y nasıl farklı olacak? Değerlik elektron sayısı aynı olup. 2, 2, 4 nasıl olacak? Şöyle ki 4S'den sonra 3D 10 sonra da 4 p gelirse ve örneğin bu da 2 olursa buradaki değerlik elektronlarda 3D orbitali alınmaz. 2 artı 2'den yine 4 olur. Mesela 3D3 ile biter bu. Bu da 4P3 ile biter. 5 5 yine aynı olabilir. Ancak bu durumda ikisi de yine 4. periyotta ve değerlik elektron sayıları aynı gelen iki farklı element olabilir. Örneğin bu durum olsun. X 4S2 3D2 ile bitsin. Y 4S2 3D10 4P2 ile bitsin. Hangileri aynı olabilir diyor. Değerlik orbital türleri. X'in S ve D'dir. Y'nin ise S ve P'dir değerli orbitalleri burada. Dolayısıyla aynı olamaz. Açısal momentum kuantum sayısı L'si sıfır olan yani S orbitallerindeki elektron sayıları. E şuraya kadar zaten aynı. Değil mi? 2, 4, 6. Bunda da 2, 4, 6. Burada da bakın S'de 2 elektron, 2 elektron. D, D, P. Bunlarda S'de S yok burada. Dolayısıyla aynı gelmiş olabilir. Oluyor zaten. Yarı dolu orbital sayısı. Yine şuraya kadar zaten yarı dolu orbital yok. 4s de yarı dolu değil, bu da yarı dolu değil. Burada bakın d de 5 orbital var. İkisi yarı dolu. E bunlar yine tam dolu. p 3 orbital var. İkisi yarı dolu. Yani ikisi yarı dolu ve aynı olabilir. Dolayısıyla cevap 2 ve 3 D şıkkıdır. Temel haldeki X elementinin elektron diziliminin son orbital türüne ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre X elementi ile ilgili hangisi doğrudur? Şimdi son orbitalin baş kuantum sayısı 4, açısal momentum kuantum sayısı 1 yani p orbitali ve elektron sayısı da 1. Yani son orbitali 4p1 ile bitiyor. Bu X atomumuzun dizilimini yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6'dan sonra 4s2, 3d10'dan sonra 4p geliyor. Demek ki 4p1 ile bitmiş değerlik elektron sayısı 1'dir. Değerlik elektron sayısı 4s ve 4p orbitallerindeki elektronlardır ve 2 artı 1'den 3 olması gerekiyordu. A şıkkı yanlış. Biz doğru yarıyoruz. D blok elementidir. Son orbitale bakılır blok için. P ile bittiği için P bloğundadır. Dolayısıyla B de yanlış. Atom numarası 19 diyor ancak 2, 4, 10, 18, 20, 30, 31'dir atom numarası. Bu da yanlış. Toprak metal grubunda yer alır. Toprak metalleri 3A grubu elementidir, elementleridir. Bu da 4. periyod 2 artı 1'den 3A grubu elementi. Dolayısıyla değişiklik burada doğru. IUPAC'a göre periyodik sistemin 3. grubunda değil 2 artı 3A 13. gruptadır. Dolayısıyla 13. grup olması gerekiyordu. E şıkkı da yine yanlıştır. IUPAC'a göre periyodik sistemin 12. grup elementi olan X'in atom numarası yukarıdakilerden hangileri olabilir diyor. IUPAC'a göre 12. grup periyodik cetvelde 2B grubudur. Şöyle düşünelim. Şu bizim periyodik cetvelimiz olsun. Periyodik cetvelde 1A grubu IUPAC'ta A 1. gruptur. 2A i̇ki grubu ikinci gruptur. Sonra gelen 3B grubu 3. grup. Sonra 4B, 5B, 6B, 7B, 8B dedi. İşte 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11., on 12. On diye gider. Bakın 4B, 5B, 6B, 7B, 8B 3 tanedir. 8B 8B. Sonra 1B gelir. Sonra da 2B. Yani 12. grup 2B'dir. Şimdi atom numarası 12 olan element periyodik cetvelin 2A grubundadır. Ve A da 2. gruptur. Bu olmaz. Atom numarası 30 olan element çinko ZN buradadır ki şöyle de bulabiliriz 30'u. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. 2 artı 10'dan 12. 2, 10 çıkartırsak 2B grubunda olduğunu görebiliriz. 30'un ki çinkodur. Doğru. 20 olan element de yine 2A grubu elementidir ve ikinci gruptadır. Dolayısıyla bu da olamaz. Cevap yalnız 2, B şıkkıdır. xo 3 eksi iyonunda toplam 32 elektron vardır. Buna göre X elementi ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi xo 3 eksi de X'in kaç tane elektron olduğunu bilmiyoruz. Diyelim ki A tane olsun, Artı. Oksijen 3 tane var ve her bir oksijende 8 elektron var. 8 çarpı 3 yani 24 elektron oksijenden gelecek. Buradaki eksi 1 de bir tane elektron aldığı anlamına geliyor. Bu aldığı elektronu da ekleyelim ve hepsinin toplamı 32'ymiş. Buradan A artı 8 kere 3 24 25 eşittir 32. A buradan 7. Yani X'in X'in elektron sayısı 7. Aynı zamanda proton sayısı da 7. Ve dizilimi 1S2, 2S2, 2p3 şeklindedir. Şimdi temel hal elektron dizilimindeki son orbital yarı dolu olduğu için küresel simetriktir. Doğru. Periyodik cetvelde de 2 artı 3'ten 5a grubundadır. Kalkojen grubu diyor ancak kalkojen grubu 6a grubudur. Dolayısıyla 5a'da olduğu için bu yanlış. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. Ve proton sayısı 17 değil 7'dir. Dolayısıyla bu da yanlış. Yanlışları soruyor. 2 ve 3 cevap değişiklidir x 2 eksi y 2 artı ve argon 18 tanecikleri izoelektroniktir. Buna göre x ve y elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi izoelektronik demek elektron sayıları aynı demek. 18 elektronu var argon. Demek ki y 2 artının da 18 elektronu var. x 2 eksinde de 18 elektronu var. Elektron sayısı ile iyon yükün toplamı proton sayısını verir. Eksi 2 ile 18 toplarsak 16. 18 ile 2'yi toplarsak 20. Yani X'in temel halde 16 protonu, 16'da elektronu var. Y'nin temel halde 20 protonu, 20'de elektronu vardır. Şimdi bu X ve Y'nin temel hali için, bu elementler için en yüksek baş kuantum sayıları aynıdır diyor. ve dizilimlerini yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 şeklindedir. 2 4 10 12 16. Y'nin ise 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 4 s 2'dir dizilimi. Şimdi burada en yüksek baş kuantum sayısı y'de 4, x'de ise 3'tür. Dolayısıyla aynı değildir. Değerlik elektron sayıları x'in 2 artı 4'ten 6'dır. En yüksek baş kuantum sayısındaki elektronların toplamı. Y'de ise 2'dir. X'in y'den büyüktür. X büyük y ilişkisi vardır. Doğru. Bloklar son orbitale bakılır. X p bloğundadır. Y s bloğundadır. X p blok y s blok elementidir demiş. Bu da doğru. Dolayısıyla cevap 2 ve 3 d şıkkıdır periyodik sistemin aynı baş grubunda yer alan X ve Y atomlarından atom numarası büyük olan X'tir. Buna göre niceliklerinden hangileri arasında Y büyük X ilişkisi olduğu kesindir diyor. Şimdi aynı baş grupta olduklarına göre aynı gruptalar. Aynı A grubundadırlar. Örneğin işte 1A, 2A, 5A gibi aynı gruptalar. Atom numarası yukarıdan aşağı doğru arttığı için ve atom numarası büyük olan X olduğu için konum olarak X daha aşağıda bir yerde, Y ise daha yukarıda bir yerdedir. Birinci iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı doğru azalır. Dolayısıyla y x'ten kesin olarak daha büyüktür. Y büyük x ilişkisi kesindir. Bu doğru. Elektron ilgisi. Elektron ilgisi normalde yukarıdan aşağı doğru azalır. Ancak burada bir istisna. Örneğin bunlar 7A grubundaysalar mesela olabilir. 7A grubunda flor, klor konumunda olabilir. Yukarıdan aşağı doğru elektron ilgisi azalır. Ancak Örneğin burada istisnai olarak klor flordan büyüktür. Yani burada x büyük y ilişkisi olabilir. Dolayısıyla bu burada y büyük x olduğu kesin değildir. Atom yarıçapı yine yukarıdan aşağı doğru kesin olarak artar ki x büyük y'dir. Bu zaten kesin olarak yanlış. Dolayısıyla kesin doğru olan yalnız bir a şıkkıdır. Periyodik sistemde belirtilen yönlerde aşağıdaki periyodik özelliklerden hangisinin baş grup elementleri için yani A grup elementleri için genel değişimi genel değişimi yanlış verilmiştir diyor. Elektronegatiflik, elektronegatiflik soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır. Soldan sağa doğru yani bir yönde artar, iki yönde azalır ifadesi burada doğrudur. İyonlaşma enerjisi yine burada zaten şöyle yapalım. Elektronegatiflik, iyonlaşma enerjisi aynı yönde artıp azalır. Atom yarıçapıyla metalik aktiflik de yine aynı yönde artıp azalır. Dolayısıyla elektronegatiflik soldan sağa artıp yukarıdan aşağı azaldığı için iyonlaşma enerjisi de soldan sağa doğru artıp yukarıdan aşağı doğru genel olarak azalacak. Dolayısıyla bu da doğru. Atom yarıçapı çapı elektronegatiflik ve iyonlaşma enerjisi ile terstir. Atom yarıçapı soldan sağa doğru azalır. Bir yönde artar değil azalır olması gerekiyordu. Evet iki yönünde artar. Buradan D yanlış olduğunu görebiliriz. Metalik aktiflik soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar. Bunlar doğru. Değerlik elektron sayısı bir yönünde artar genellikle. Ancak aynı grupta değerlik elektron sayıları aynı olduğu için değişmeyecektir. Dolayısıyla C şıkkı da doğrudur. Yani cevap D şıkkı olacak. İzoelektronik tanecikler olan tek atomlu X, N, Y ve ZM'nin M'nin tanecik yarıçaplar arasındaki ilişki bu şekildedir. Y de bir soy gaz olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şöyle yazalım tekrardan. X, N yarıçap olarak yarıçap büyük. Y'den. O da büyük. Z, M'den. Şimdi bunlar izoelektronik olduklarına göre elektron sayıları aynı. Y'de bir soy gaz. Örneğin Y soy gazlardan diyelim ki neon olsun. Neonun elektron sayısı 10 veya işte argonu da seçebiliriz. 18 fark etmez. 10. Şimdi izoelektronik olduklarına göre bunları da elektron sayısı 10. Şimdi elektron sayısı aynı iken proton sayısı ile yarıçap ters orantılıdır. Proton sayısı Büyük olanın yarı çapı daha küçüktür. Proton sayısı küçük olanın yarı çapı daha büyüktür. Burada X'in yarı çapı diğerlerine göre daha büyük olduğuna göre demek ki proton sayısı daha düşük. Örneğin proton sayısı 8 olsun veya 9, 9, 8, 7 gibi değerler. Proton sayısı küçük olduğu için elektron başına düşen çekim kuvveti az, o yüzden yarı çap daha büyük. Z'de ise proton sayısı en büyük. De, örneğin burada Z diyelim ki 11 olabilir, 12, 13 de olabilir. Proton sayısıyla elektron sayıları aynı iken. Proton sayısıyla yarı çap ters orantılı. Küçük olan ki daha büyük. Şimdi o zaman x'in biz buradan eksi yüklü bir iyon olduğu sonucuna ulaşabiliriz. N değeri eksi. Z'nin de buradan biz artı yüklü bir iyon olduğu sonucuna ulaşabiliriz. N değeri sıfırdan küçüktür diyor. Doğru. Eksi 2 örneğin. Doğru. Z üzeri M bir katyondur. Evet artı yüklü bir tanecik olduğu için bu da doğru. Kesin doğru bunlar. X, Y, Z periyodik sistemin aynı periyodunda yer alır diyor ki bu yanlış. Y örneğin ikinci periyotta işte z x de ikinci periyotta örneğin ama z örneğin üçüncü periyotta. İşte bu üçüncü periyotta olsa bu da üç olacak. Bu dördüncü periyotta olacak gibi. Dolayısıyla aynı periyotta yer, yaral, alır. Yanlış olacak burada. Cevap da 1 ve 2 c şıkkıdır. x 29 artı iyonu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi x 29'un burada diziliminde bir istisna var. Normalde işte argon 18'de yazalım hatta şöyle. 18'e kadar yazdıktan sonra 3P6'dan sonra yani 4S2 3D9 normal düzendir. Temel hal için yazıyorum şu an. Ancak burada 4S'deki bir elektron 3D'ye geçer. Yani 4S1 3D10'dur. Yani burada krom bakır istisnası. Burada 29 bakırdır ve 4S1 3D10 şeklinde biter. Temel haldeki dizilimi. Şimdi burada bir tane elektron kopacak. Elektron başkantum sayısı en yüksek olan orbitalden kopar. Yani 4S1 orbitalinden kopacak. Dolayısıyla x artının dizilimi argon 3d10 şeklindedir. Elektron dizilimi argon 4s2 3d8 değildir. Bu yanlış. Küresel simetri son orbitaline bakılır. Son orbitali tam dolu yarı dolu veya yarı doluysa küresel simetriktir. Burada 3 d tam dolu. O yüzden küresel simetriktir. Doğru. En yüksek enerjili orbitalin ki o 3D orbitali sınır yüzey diyagramı bu şekildedir diyor. Ancak bu diyagram S orbitaline ait bir diyagramdır. Dolayısıyla bu durumda 3D yanlış. Yargılarından hangileri doğrudur? Yalnızca bir cevap A şıkkıdır. Bir elementin nötr X atomunun temel hal elektron diziliminde 15 orbitali tam dolu, 2 orbitali yarı doludur. Bu elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu X atomumuzun dizilimini bir yazalım. 15 tane tam dolu orbitali var. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2. 3d 10'a geldiğimiz zaman şu an bakın 2 4 10 18 20 30. 30 elektron 15 tane orbitalde bulunacak. Bakın s'de 1 orbital, burada da 1 orbital. p'de 3 tane orbital. 6 elektron burada da 1 orbital. 3 orbital. 1 orbital. d'de de 5 tane orbital var. Hepsi bunların tam doluymuş. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane tam dolu. 2 tane orbitali de yarı doldur diyor. E, 3D'den sonra 4P orbitali var. 2 tane yarı dolu olduğuna göre 4P 2 ile bitiyor. P'de 3 tane orbital vardır. İkisi yarı doluymuş. Yani bizim burada atom numaramızın 32 olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Elektron sayısı da 32. Atom numarası 32'dir. Doğru. Periyodik sistemin en yüksek başlık kuantum sayısı kaç? 4. O zaman 4. periyodunda yer alır. Doğru. Değerli elektron sayısı Bakın en yüksek baş sayısı olan 4s ve 4p orbitalleridir ve 2 artı 2'den değerlik elektron sayısı 4'tür ancak 2 demiş bu yanlış. Baş grup elementtir. P ile bittiği için A grubunda yer alacak baş grup elementi. Hidrojen ile XH4 bileşiğini oluşturur diyor. Değerli elektron sayısı 4 olduğu için bileşiklerinde burada artı 4 değerini alacaktır. Dolayısıyla şöyle çaprazlamayla artı 4 hidrojen eksi 1. XH4 bileşiğini oluşturabilir. Bu da yine doğrudur tanecik yarıçapları ile ilgili karşılaştırmalarından hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle birincisi için elektron sayılarını bulalım. Burada fosforun elektron sayısı 18, kükürtün de 18, klorun da 18. Şimdi elektron sayıları aynı iken proton sayısına bakılır. Ve proton sayısı ile yarı çap bu durumda ters orantılıdır. Proton sayısı küçük olanın yarıçapı daha büyüktür. Proton sayısı küçük olanın, büyük olanın yarıçapı daha küçüktür. Ters orantılı. Dolayısıyla bir doğru. Aynı şekilde 3'e de bakalım. Burada da yine elektron sayıları 18, 18, 18 eşit. O zaman proton sayısı da yarı çapı ters orantılıdır. Proton sayısı büyük olanın yarı çapı en küçüktür. Ancak en büyük demiş. Tam tersi olacaktı burada. 3 burada yanlış. Burada ise herhangi bir elektron sayılarının eşit olma durumu yok. Burada normal periyotlarına bakacağız. 3'ü Üçü de 3. periyotta alüminyum. 3A grubunda. 3A grubunda alüminyum. Magnezyum 2A grubunda. Sodyum da 1A grubunda. Aynı periyottalar, üçüncü periyottalar. Aynı periyotta soldan sağa doğru giderken yarıçap azalır. Dolayısıyla sodyum en büyük, daha sonra magnezyum en küçük olan alüminyumdur. Ancak bu da tam tersini vermiş yine. İki de yanlış, cevap yalnız bir A şıkkı olacaktı. Periyodik sistemin aynı baş grubunda yer alan X ve Y elementleri için niceliklerinden hangileri farklı olabilir? Şimdi aynı grupta yer alıyorlarmış. Yani aynı dikey sütundalar. Değerlik elektron sayısı normalde aynıdır. Aynı gruptayken aynıdır genellikle. Ancak örneğin bunlar 8A grubunda olabilir. Aynı baş grupta A grupları baş grup elementleridir. 8A grubunda helyumun değerlik elektron sayısı 2, daha sonra gelen işte neon, argon, kripton gibi elementlerin değerlik elektron sayısı 8'dir. Dolayısıyla değerlik elektron sayıları farklı olabilir. Yine bulundukları blok demiş. Mesela yine 8A grubu burada örnek. Helyumun bulunduğu blok S bloğudur. Diğerleri P bloğundadır aynı grupta olmalarına rağmen blokları farklı olabilir. En yüksek baş kuantum sayıları zaten yukarıdan aşağı doğru baş kuantum sayısı artacak. Her yumun en yüksek baş kuantum sayısı 1, neonun 2, argonun 3 gibi. Bu zaten farklıdır. Dolayısıyla cevap bu durumda E şıkkıdır. Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Şimdi X burada hidrojen ve bir ametaldir. T burada bir metaldir. Z de burada flordur ve yine bir ametaldir. Y de burada helyumdur, bir soy gazdır. Şimdi X ile T arasında X ile T arasında biri metal, biri ametal. İyonik bağlı bileşik oluşur. Evet. T burada 2A grubunda olduğu için artı 2 değerli kalır. X de hidrojende metallerle eksi 1 alacağı için bu bileşik oluşur. Doğru. Y yani helyum S blok, S blok elementidir. Doğru. S bloğu bakın şurası 1A ve 2A grubunun tamamı S bloğundadır. Aynı zamanda helyum da ki helyumun dizilimi 1S2'dir. S ile bittiği için S bloğundadır. Bu da doğru. Z'nin Z'nin oksijen ile oluşturduğu o Z2 bileşiğindeki yükseltgenme basımı artı 1'dir demiş. Şimdi Z yani flor bileşiklerinde her zaman eksi 1 değerli kalır. Oksijen de örneğin bu durumda artı 2 değerli kalır. Ancak burada artı 1 aldığını söylemiş ki bu yanlıştır. Eksi 1 olacaktı. C yanlış. Flor tüm bileşiklerinde her zaman eksi 1 alır. Atom yarıçapı en büyük olan T'dir. Atom yarıçapı yukarıdan aşağı doğru artar, soldan sağa doğru azalır. En aşağıda olan T en büyüktür. Doğru. Birinci yonlaşma enerjisi soldan sağa artar, yukarıdan aşağı doğru azalır ve tüm elementler içerisinde en büyük olan helyum yani Y'dir. Bu da yine doğrudur. Oksijen atomu ile ilgili aşağıdaki denklemler veriliyor. Buna göre bu denklemlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi egzotermik, ikincisi ve üçüncüsü endotermiktir diyor. Şimdi enerji okun sağ tarafındaysa bu egzotermik tepkimedir. Enerji okun sol tarafındaysa bunlar endotermiktir. Birinci tepkimede enerji veriyor. Enerji veren, ısı veren tepkimeler egzotermiktir. Doğru. 2 ve 3 enerji alıyor. Enerji alan, ısı alan tepkimeler endotermiktir. Birincisi doğru. E1 ve E2 elektron ilgisi E3 ise iyonlaşma enerjisidir. Şimdi birinci tepkimeye baktığımız zaman oksijen elektron alıyor. Elektron alırken enerji açığa çıkıyor. Bir tane nötraldeki bir gaz atomu bir elektron alması sırasındaki enerji değişimi elektron ilgisidir. Doğru. Burada da bir elektron almış olan oksijen eksi iyonu bir elektron daha alıyor. Ve iki tane elektronlu. Burada da elektron aldırılıyor. İkinci elektron ilgisi bu. E bu da elektron ilgisidir. Doğru. Üçüncüde ise nötraldeki oksijen atomundan bir elektron kopartılıyor. Kopartılması için enerji gerekiyor. İşte bu enerji yoğunlaşma enerjisidir. Dolayısıyla 2 de burada doğru. Tanecik hacimleri arasında. Şimdi nötr bir atom elektron aldıkça yarıçap artar. Elektron verdikçe yarıçap azalır. Bakın üçünde de proton sayısı 8. Burada ise elektron sayısı 9. Burada 7. Burada 10. Elektron sayısı arttıkça elektron sayısı arttıkça proton sayısı aynı iken elektron sayısı arttıkça yarıçap, çap, hacim artar. Dolayısıyla bu durumda 3 doğrudur. Cevapta 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z baş grup elementlerinin kilojül bölü mol olarak bazı yoğunlaşma enerjisi değerleri verilmiştir. Y ve Z aynı periyotta yer aldığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi X'in 5. yoğunlaşma enerjisi olmadığına göre X'in elektron sayısının 4 olduğunu, e 4 olduğu için de 1S2, 2S2, yani ikinci periyot 2A iki grubu element olduğu sonucuna ulaşabiliriz X için. Elektron sayısı 4, proton sayısı da aynı zamanda 4'tür. Şimdi aynı zamanda yine X'in buradaki yoğunlaşma enerjilerinden de grubunu bulabilirdik. Mesela 2'den 3'e doğru giderken bakın 3,5 katın üzerinde küçük olan grubunu verir 2A'da diyebilirdik. Y için bakın 5'te 5'ten sonra da yoğunlaşma enerjisi olabilir. Dolayısıyla buradan doğrudan elektron sayısını bulamayız. Bu yoğunlaşma enerjileri arasındaki farka bakacağız. E, B'yi bilmiyoruz. 1820'den 2750'ye çok büyük bir artış yok. Ama 2750'den 11600'e 3,5 katın üzerinde. Burada yine düşük bir artış var. 3 ile 4 arasında küçük olan grubunu verir. Yani Y'nin biz buradan 3A grubunda olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Z'nin de bakın burada 2 kata yakın bir artış var. Burada da 1450'den 7730'a yine 3,5 katın üzerinde. 7730'dan 10500'e çok yüksek bir artış yok. 10.500'den 13.600'e de yine 1.3 kat gibi bir şey var. Yani en yüksek artış 2 ile 3 arasında küçük olan grubu verir. Z'nin de 2A grubunda olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi Y ve Z aynı periyotta. İşte Z 2A'da, Y 3A'da, X ise işte yine burada ikinci periyot 2A'da. Şöyle bir periyot cetvelimiz olsun. İkinci periyot 2A. İkinci periyot 2A'da X var. Birinci periyot 2A'da zaten olamaz. Birinci periyot 2A grubunda bir element yoktur Zaten. Z burada mesela üçüncü periyot olabilir, 4. periyot olabilir, 5. periyot olabilir. Yani X'ten daha aşağıda Y ve Z periyot olarak. Örneğin 3. periyot olsunlar. 3. periyottaysa örneğin Z 2A grubunda. Z. Y ise 3A grubunda. Aynı periyottalarmış. Y ve Z aynı periyotta. Y, y de şöyle. Diyelim ki şurada 3A olsun. Yani şöyle bir dizilim var. Burada aynı periyot, aynı gruptalar. X ve Z. X ve Z aynı grupta. Y de burada aynı periyotta. Şimdi buna göre X'in atom numarası 4'tür. Evet, proton ve elektron sayısı 4 çünkü 5. iyonlaşma enerjisi yok. Bu doğru. A değeri 738'den büyük, B değeri de 738'den küçük diyor. Şimdi biz Z'nin iyonlaşma enerjisini biliyoruz. Şimdi Z ile Y aynı periyotta ve soldan sağa doğru giderken iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Y'nin Z'den büyük olduğunu düşünebiliriz. Ancak Soldan sağa doğru giderken 1A'nın iyonlaşma enerjisi daha en küçük. Sonra 2A gelmez. 3A gelir. Sonra 2A. Sonra 4A diye devam eder. Küresel simetriden kaynaklı. Yani buradaki 2A'daki Z'nin iyonlaşma enerjisi 3A'daki Y'den daha büyüktür. Yani 3A'daki Y'nin iyonlaşma enerjisi de B'ydi. B 738'den daha küçük. Z'ninki 738'di. Y'ninki de B'ydi. B'ninki 738'den küçük. Burası doğru. Şimdi aynı zamanda yukarıdan aşağı doğru iyonlaşma enerjisi azalır. Yani X'in iyonlaşma enerjisi daha büyük olacak. X'inki de A'ydı. A 738'den büyük. Dolayısıyla ikinci ifade bu durumda doğrudur. Y P blok elementidir diyor. 3A grubu 3A 4A 5A 6A ve 7A 8A helyum hariç P blok elementidir. Dolayısıyla Y P blok elementidir. Doğru. 1A ve 2A ve helyum S blok elementidir. Z de dolayısıyla S blok elementidir. Doğru. 3'ü de doğru cevap E şıkkıdır. Atom numaraları ardışık olan X, Y, Z, T, L ve M baş grup A grup elementlerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin atom numaraları ile değişimini gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur. Bakın iyonlaşma enerjisi soldan sağa doğru genellikle artar. 2A, 3A arasında ve 5A, 6A arasında yer değişimi olur soldan sağa doğru artarken. Dolayısıyla örneğin burada şöyle olabilir. X ve Y birinci periyot elementleridir. X, 1A. Y2A'dır birinci periyotsa. Daha sonra Z aşağı indiğimiz zaman burası ikinci periyot olur bu durumda. İkinci periyot. İkinci periyotta Z yine 1A, T 2A, L 3A, M de 4A olmuş olabilir. Ama şöyle de olabilir. Burası mesela ikinci periyottur. Şöyle yapayım. Burası ikinci periyottur. İkinci periyot. X 7A'dır. Y 8A'dır. Bu durumda bu alt taraf 3. periyot olur. 3. periyot ama yine 3. periyotta bu sefer 1A, 2A, 3A ve 4A'dır. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor? Z, T ve L metaldir diyor. Şimdi Z 1A'da olduğu için kesin metal. T de 2A'da olduğu için kesin metal. L de yine 3A grubunda ancak 2. periyot 3A'da olursa yarı metal, 3A'da olursa metal. Yani buradan L'nin biz kesin olarak metal olduğunu söyleyemeyiz. A kesin değil. X ve M A metaldir. Şimdi X örneğin bir A'daysa birinci periyot bir A'daysa hidrojen olacak ve A metal. 7 A'daysa yani ikinci periyot 7 A'daysa bu sefer de flor olacak A metal. Yani X kesin e bu durumda A metal. E M'ye bakalım. M ise 4 A'da. E 4 ikinci periyot 4 A'daysa örneğin karbon A metal. Ancak üçüncü periyot 4 A'daysa karbonun altında silisyum var. E, o yarı metal. O zaman olmaz. Ya yani bu kesin değil. M'nin burada biz ametal olduğu kesin değil. X, Y, Z, T küresel simetrik özellik gösterir. X 1 A'da olunca küresel simetrik özellik gösterir ama 7 A ise küresel simetrik özellik göstermez. Dolayısıyla bu da kesin doğru değil. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. X bileşiklerinde yalnızca eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olabilir. X eğer ki florsa evet yalnız eksi 1 ama hidrojense eksi 1 olduğu gibi artı 1 de olabilir. Dolayısıyla bu da yine kesinlikle doğru değildir. Son olarak E şıkkı T ile X arasında TX2 bileşi oluşur. T her türlü 2A grubunda artı 2 değerlik alacak. X ise hidrojen de olsa flor de olsa eksi 1 değerini alacak. Dolayısıyla her türlü TX2 bileşiği oluşacak. Bu durumda E şıkkı doğru cevap da kesinlikle doğru anlamında E şıkkıdır. X11, Y16, Z26 elementlerinin oksitlerinden hangilerinin sulu çözeltisi baziktir diyor. Şimdi X11 şöyle 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Üçüncü periyot 1A grubu elementtir. Hatta sodyumdur. 11 sodyum. Yani metaldir. X metal ve metallerin oksijenle oluşturduğu bileşikler baziktir. Sodyum, oksit, metal oksit bazik özellik gösterir. Bazik. Bir doğru. YO2. Y burada 16. Kükürttür. Kükürt ametaldir. Ametal oksitler oksijen sayısı fazlaysa asidiktir. Dolayısıyla bu olmaz. Tekrar şöyle görelim. 1S2. 2S2. İki 2P6. Iki 3S2. 3P4. Yani 3. periyot 6A grubu elementi yani kükürt. Yani ametal. ZO. Z burada 26. 26 şöyle 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, pardon 3d6. Yani dördüncü periyot 8b grubunda. B grubu elementlerinin tamamı metaldir. E bu da yine bir metal oksit olacak. Metal oksit olduğu için bazik özellik gösterir. Metal oksitler bazik. Z ve X metal. Bu durumda cevap 1 ve 3 D şıkkıdır. Temel haldeki elektron dizilimleri verilen X, Y, Z atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle periyot cetveldeki yerlerini bulalım. X 3. periyot 2, 1 da 3A grubunda. 3. periyot 3A. Y 3. periyot 2A grubunda. 3. periyot 2A. Z ise 2. periyot 7A grubunda. 2. periyot 7A. Yani şöyle mini bir periyot cetvel çizelim. İkinci periyot. Üçüncü periyot. Şurası 2A. Şurası 3A. Şurası da 7A olsun şöyle. Bu durumda üçüncü periyot 3A'da olan X şurada. 2A'da olan Y burada. İkinci periyot 7A'da da Z burada. Şimdi birinci yonlaşma enerjisi. Yonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı doğru azalır. Yoğunlaşma enerjisi azalır. Yani z, y ve x'ten daha büyüktür. Z en büyük. Soldan sağa doğru giderken ise iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Artar ancak 1a en küçüktür sonra 2a gelmez. 3a gelir sonra 2a gelir. Sonra 4a sonra da yine 6a, 5a, 7a, 8a şeklinde devam eder. Yani 2a'daki y'nin birinci iyonlaşma enerjisi x'ten daha büyüktür. Dolayısıyla z büyük, y büyük, x ilişkisi doğru x'in dördüncü yoğunlaşma enerjisi y'nin üçüncü yoğunlaşma enerjisinden küçüktür diyor. Şöyle yapalım bunu. x'i şöyle bir yazalım. x'in atom numarası 2, 4, 10, 12, 13. y'nin ise y'nin ise atom numarası 2, 4, 10, 12. Şimdi x'in dördüncü yoğunlaşma enerjisi. Şimdi birinci yoğunlaşma enerjisi bir elektron kopartıldıktan sonradır. Artı bir yüklenir birinci yoğunlaşma enerjisinde. Bu birinci yoğunlaşma enerjisiydi. Bir elektron daha koparttın. Artı iki yüklü oldu. Bu ikinci yoğunlaşma enerjisi buradaki elektron. Bir elektron daha koparttın. Bu üçüncü yoğunlaşma enerjisiydi. 10. Şimdi bir elektron daha kopartmak istiyorsun. Burada vereceğin enerji işte dördüncü yoğunlaşma enerjisidir. Şöyle yazalım. Yoğunlaşma enerjisi 4. Bunu da koparttığın zaman x artı 4 olur. O zaman işte 13, 9 olur. Yani sen x'in artı üç yüklü iyonundan bir elektron daha kopartmak için verdiğim bu enerji dördüncü iyonlaşma enerjisi. Bu bir dursun. Y'nin ise üçüncü iyonlaşma enerjisi diyor. Y'den şimdi bir elektron koparttın artı bir yüklü oldu. Burada birinci iyonlaşma enerjisiydi. Bir elektron daha kopartacaksın şimdi iki olacak. Artı iki yüklüden bir elektron daha kopartmak için bir enerji veriyorsun. İşte bu üçüncü iyonlaşma enerjisidir ve bunun sonunda artı üç yüklü iyon olur. 12, 9 elektron. Şimdi burada da yine 10 elektron. Burada iki türlü bakabiliriz. Şöyle ki X artı 3 yüklü iyondan mı elektron kopartmak daha zor? X, Y artı 2'den mi elektron kopartmak daha zor? Şimdi burada elektron sayılarına bakıp karar verelim desek ikisinde 10 tane elektronu var. Yani ikisi de soy gaz düzeninde. İkisinden de elektron kopartmak zor. Ancak proton sayısı büyük olan daha fazla çekirdeğe bir çekim kuvveti uygulayacağı için onda elektron kopartmak daha zordur. Dolayısıyla burada X'in dördüncü yoğunlaşma enerjisi, Y'nin üçüncü yoğunlaşma enerjisinden daha küçük değil, daha büyüktür. Şöyle de bakabiliriz. yarıçaplarından da kıyaslayabiliriz. Yarıçaplı çaplı yoğunlaşma enerjisi ters orantılıdır. Yarı çapı proton sayısı küçük olanın yarıçapı daha büyük. Yani Y2 artının yarı çapı X3 artı artıdan büyük. Yarıçapı büyük olanın yoğunlaşma enerjisi küçüktür. Yani X3 artının yoğunlaşma enerjisi, Y2 ye artıdan büyük yoğunlaşma enerjisi. Bu da yarı çap. Oysa bu yanlış. Atom yarı çapı en büyük olan x'tir. Atom yarı çapı yukarıdan aşağı doğru artar. Soldan sağa doğru azalır. Bu durumda y en büyüktür. Ancak x demiş. Bu da yanlış. Cevap yalnız bir a şıkkıdır. X, Y ve Z halojenlerinin elektron ilgileri arasındaki ilişki X büyük, Y büyük, Z şeklindedir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi halojenler 7A grubu elementleridir. 7A grubu elementleri de sırayla flor, klor, brom ve iyottur. Şimdi elektron ilgisi normalde yukarıdan aşağı doğru giderken elektron ilgisi azalır. Elektron ilgisi azalır. Yani en büyüğün flor, sonra klor, sonra brom, sonra iyot olması beklenir. Ancak klor diğer tüm elementlerden daha büyüktür elektron ilgisi. Yani burada sıralama şöyle gider. Klor en büyük, sonra flor, brom, iyot şeklinde. Dolayısıyla burada x büyük y büyük z dediğine göre örneğin şöyle olabilir. Mesela klor yoktur bunların içerisinde. X burada flordur. Flor. İşte brom iot olabilir. Yani x flor, y brom, z iot olabilir. Ya da x burada klordur. Klordur. Y bu durumda flor. Sonra işte z brom veya iot olabilir. Brom veya iot olabilir. Veya işte klordur. X diğerleri brom, iot olabilir. Şimdi buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Elektronegatifliği en fazla olan X'tir diyor. Şimdi örneğin şu ikinci yazdığımız durum olursa e florun elektronegatifliği daha büyük, Y'nin daha büyük, klor değil. Yani X değil. Dolayısıyla bu kesin doğru diyemem. birinci durum gibi olsaydı evet, flor X en fazlaydı ama kesin doğru değil. Atom yarıçapı en büyük olan Z'dir. Şimdi bu üç durumda da iot ya en aşağıda olan brom yani Z her türlü daha aşağıda ve yukarıdan aşağı doğru atom yarıçapı arttığına göre atom yarıçapı en büyük olan kesin olarak Z'dir. Bu doğru. Y bileşiklerinde yalnızca eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Yalnızca eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olan flordur. Ancak birinci durumda mesela Y brom. Üçüncü durumda da brom. Yani burada Y kesin flor değil. O zaman buna da kesin doğru diyemem. Kesin doğru olan yalnız iki B şıkkıdır. Periyodik sistemde 1 ve 2 numaralı oklarla gösterilen yönlerde genel olarak artış gösteren periyodik özellikler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bir yönünde yukarıdan aşağı doğru atom numarası artar. Bu olur. Metalik aktiflik yukarıdan aşağı doğru artar. Bu da olur. Bazlık kuvveti yani metal oksitin bazlığı yukarıdan aşağı doğru yine artar. Bu da olur. Ancak iyonlaşma enerjisi yukarıdan aşağı doğru azalır. Bu olmaz. Elektron ilgisi de yukarıdan aşağı doğru azalır. Bu da yine olmaz. D şıkkını ve E şıkkını eleyebiliriz. İki yönünde ya da şunları da yine bakalım. Eledik ama yine de şunlara bir bakalım. İki yönünde atom yarı çapı azalır. Dolayısıyla bu olmaz. Oksitlerin bazlığı yani metal oksitlerin bazlığı soldan sağa doğru azalır. Dolayısıyla bu da olmaz. Elektronegatiflik soldan sağa doğru artar. Dolayısıyla cevap bu anlamda D şıkkıdır. Ametalik aktiflik de yine soldan sağa doğru artar. Asitlik kuvveti de soldan sağa doğru artar. Periyodik sistemin 4A grubunda yer alan elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi 4A grubu karbonla başlar. Karbon bir ametaldir. Daha sonra silisyum ve germanyumla devam eder. Bunlar da yarı metallerdir. Yarı metal. Daha sonra aşağı doğru yine metallerle devam eder. Değerlik elektronları bakın 4A grubu S2, P2 orbitalleriyle biter. Dolayısıyla değerlik orbitalleri S ve P'dedir. Dolayısıyla 1 doğru. Grubun ilk üyesi yani karbon atom numarası 6'dır. Doğru. Yani ikinci periyot 4A grubu elementi. Şöyle ki 1S2, 2S2, 2P, 2 şeklindedir dizilimi. Atom numarası dolayısıyla 6'dır. İkinci periyot 4A grubu elementi. Doğru. Grubun tüm üyeleri ametaldir. Yanlış. Sadece karbon ametaldir. Diğerleri yarı metal metal olarak gidiyor. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. B grubu elementleri ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Elektron dizilimleri D orbitaliyle sonlanır. Evet geçiş metallerin hepsi D orbitaliyle sonlanıyor. Ancak iç geçiş metalleri yani lantanit ve aktinitler de yine B grubundadır. Hatta 3B grubunda yer alır. Ve bunlarda f orbiteli ile sonlananlar da vardır. Dolayısıyla bir kesim doğru değil. Geçiş ve iç geçiş elementleri olarak yani D ve F bloğu olarak iki farklı gruba yer alırlar. Doğru. Tamamı bileşiklerinde farklı pozitif yükselkeme basamaklarına sahip olabilir. Yanlıştır. Örneğin Çinko bileşiklerinde her zaman artı iki değerliye sahiptir. Evet bu grubun genel özelliği farklı değerliklere sahip olmasıdır ama hepsi her zaman farklı değerliye sahip olmuyor. Çinko örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla burada kesin doğru olan yalnız 2 B şıkkıdır. X 2 artı iyonunun elektron dizilimi 3D10 ile sonlanıyor. Buna göre X elementi için yukarıdakilerden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi X 2 artı örneğin şöyle olabilir. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6'dan sonra 4 S2 vardır. 4s2'deki 2 elektron kopmuştur ve 4s2 3d10 şeklindedir. 2 elektron kopunca 3p6 3d10 şeklinde bitmiş olabilir. Örneğin buradaki 2 elektron 4s'den kopmuş olabilir. Ya da şöyle de olabilir. x2 artı 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 şeklindeydi. Ve buradaki 2 elektron kopmuş yine 3d10 ile bitmiş olabilir. İkisinden biri olabilir. Şimdi örneğin hangileri doğru olabilir diyor. 3, 4 ise 2, 3 de 10 ise D bile onda olacaktır ve bu durumda geçiş elementidir. Bu olabilir. Ama ikinci durum, bu birinci durum, bu ikinci durum olsa ikinci durum gibi olsaydı geçiş element değil, baş grup elementi olacaktı. Zaten olabilir'i soruyor. Kesin sormuyor. Bu durumdan olabilir. Yarı metaldir diyor. Şimdi birinci durumdaki gibi olursa dördüncü periyot işte 2B grubundadır ve o yarı metal değildir. Ama ikinci durumda olursa dördüncü periyot dördüncü periyot 4 A grubunda olacaktı. Şimdi 4 A grubunda düşünürsek önce karbonla başlar bu ikinci periyot. Daha sonra silisyum ve germanyumla devam eder. Üçüncü periyot, dördüncü periyot. Yani dördüncü periyot 4 A'da bulunan element germanyumdur. E dolayısıyla bu germanyum olabilir. Germanyum da yarı metaldir olabilir. P blo elementi ikinci durumdaki gibi germanyum olursa P bloğunda olabilir. Dolayısıyla 3'ü de olabilir. Cevap bu anlamda E şıkkıdır. Halojenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Halojenler peroksidelde 7A grubunda bulunan elementlerdir. 7A grubunda bulunan flor, klor, brom ve iyot halojenlerdir. Ve hepsi 7A grubu p bloğundadır. p bloğu elementleridir. Doğru. Son orbitalleri p ile biter. Oda koşullarında tamamı gaz halde bulunur diyor. Ancak oda koşullarında flor ve klor gaz halde, brom sıvı halde, iyot ise katı halde bunlar. Hatta moleküler halde bunlar. Yani F2, Cl2, bu Br2, da I2 şeklinde bunlar. Dolayısıyla tamamı gaz halde bulunur ifadesi yanlıştır. Doğada iki atomlu moleküler yapıda bulunurlar. Hepsi ametaldir zaten bunların. Doğru. Hidrojenle oluşturdukları bileşikler yani HF, HCl2, hidroklorik asit en yaygındır. HBR, H'ı bunlar asit özelliği gösterir. Doğru. Grubun ilk üyesi olan flor bileşiklerinde yalnızca ve daima eksi bir yükseltkeme basamağına sahiptir ifadesi de Doğrudur. IUPAC adlandırma sistemine göre periyodik sistemin 18. grubunda yer alan elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Periyodik sistemin 18. grubunda yer alan elementler 8A grubu elementleridir. 8A grubu elementleri de soy gazlar ya da asal gazlardır. Şöyle soy gazlar. Soy gazların tamamı oda koşullarında gaz haldedir. Doğru. Ve soy gazlar doğada işte helyum, neon argon gibi tek atomlu yapıda bulunurlar. Doğru. Grubun ilk üyesi olan helyumdur. Atom numarası 2'dir ve değerlik elektron sayısı da bu anlamda 2'dir. Doğru. Diğerlerinin de 8'dir. Yani neon, argon, kripton bunların değerlik elektron sayısı da 8'dir. Bulundukları periyodun en elektronegatif atomlarıdır demiş. Ancak elektronegatiflik demek bir bağdaki elektronları sahiplenme isteğidir. Ancak soygazlar bağ yapmaz zaten. Dolayısıyla elektronegatiflikleri yoktur. Dolayısıyla bulunduğu periyodun Elektronegatifliği en yüksek olan elementler 7A grubu elementtir. 8A değil. Dolayısıyla D yanlış. Elektron ilgileri endotermiktir. Elektron ilgileri olmadığı için yani elektron almak istemedikleri için bunları elektron kazandırmak için onları enerjiyle ancak kazandırabiliyorsunuz. Dolayısıyla enerji olarak elektron alabiliyorlar. Bu anlamda elektron ilgileri pozitif yani endotermiktir. B. Bor elementi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bor metal değil bir yarı metaldir. Yarı metal. O yüzden bir yanlış. Hidrojen ile yarı metal olduğu için kimyasal özellikleri ametallere benziyor. Fiziksel özellikleri ise metallere benziyor. Hidrojen hidrojen bir ametaldir. Bu burada, bur, burada hidrojen kovalent bağlı yani elektronlarını ortaklaşa kullanarak BH3 bileşi oluşturur. Doğru. Katı halde elektrik akımı iletir. Yarı metaller metallere göre daha az ama ametallere göre daha çok yani arada bir yerde katı halde elektrik akımı iletirler. Bu da doğru. Dolayısıyla cevap 2 ve 3 D şıkkıdır. F bloğunda yer alan elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi periyodik cetvelde, şimdi şöyle bir periyodik cetvelimiz var. Şöyle bir periyodik cetvelimiz olsun. Şimdi bu periyodik cetvelimizde işte birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot ve yedinci periyot var. Daha sonra aşağıda da iki tane grup gösterilir şöyle. Bu gruplardan birisi, birincisi lantanitlerdir. Bunlar F bloğudur. Burası komple F bloğudur şöyle. Birincisi lantanla başladığı için lantanitlerdir. İkincisi de aktinyumla başladığı için aktinitlerdir. Dolayısıyla lantanit ve aktinit serisi olarak F bloğu adlandırılır doğru. Periyodik sistemde bakın bu 8 ve 9. periyot değildir. Normalde şu aralıkta yer almaları gerekiyordu. Yani şu lantanit grubunun komple şu aralıkta geniş olarak alınması gerekiyordu. Aktinitlerin de burada. Ancak daha kompakt bir görünüm olduğu için 6. periyoddaki bu elementler aşağıda. 7. dekiler de aşağıda gösterilir. Dolayısıyla birinci ifade de bu anlamda doğru. Ve bunların hepsi bakın şurası 3B grubu. 3B grubu yani 1A, 2A daha sonra 3B vardır. Hepsi 3B grubunda kabul edilir. Hepsi 3B grubunda kabul edilir. Dolayısıyla bu anlamda 3 de doğru. Cevap da 1, 2 ve 3 E şıkkıdır. Magnezyum oksit, alüminyum oksit ve kükür trioksit. Bu oksitlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi magnezyum oksit bir metal oksittir. Magnezyum 1, 2A grubunda bulunduğu için 2, 8, 2, 2A grubundaki elementlerin tamamı metaldir. Bir metal oksit ve metal oksitler bazik özellik gösterir. Bazik. Dolayısıyla MgO metal oksit olduğu için sulu çözelsi baziktir. Bir doğru. Alüminyum oksit alüminyum da bir metaldir. 2, 8, 3'ten 3A grubu element. Ancak alüminyum amfoter bir metaldir. Amfoter metallerin oksitleri hem asidik hem baziktir. Yani bunlar amfoter oksittir. Amfoter oksitler de hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girerler. Dolayısıyla 2 de bu anlamda doğru. SO3 ise kükürt burada bir ametaldir. 2, 8, 6, 6 A grubu elementi. Ve oksijen sayısı ametalden fazla olduğu için bu asidiktir. Asidik. Dolayısıyla SO3'ün sulu çözeltisi OH- derişimi H3O artı derişiminden fazla değildir. Tam tersi asidik olduğu için H3O artı derişimi OH- derişiminden fazladır. Bu anlamda 3 yanlış. Cevapta da 1, 2, C şıkkıdır. Yukarıdaki taneciklerde altı çizili olan atomların yükseltgenme basamağı hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi nötralde olduğu için yükseltgenme basamakları toplamı 0. Potasyum 1 ada olduğu için her zaman artı 1. Oksijen eksi 2. Mangan da x olsun. Potasyum 1 tane var. Artı 1. Mangan 1 tane var. Artı x. Oksijen 4 tane var. Dolayısıyla 4 çarpı eksi 2 yani eksi 8. Bunların toplamı 0. x buradan eksi 7 öbür tarafı artı 7 geçti. x buradan artı 7'dir. Artı 7. İkincisinde bakın, yükler toplamı eksi 2 eşit olacak. Karbon x olsun, oksijen de eksi 2'dir. Bu eksi 2'yi oksijen eksi 2'siyle karıştırmayın. Şimdi karbon 2 tane var, 2x. Oksijen 4 tane var, 4 çarpı eksi 2'den eksi 8. Bunların toplamı eksi 2. 2x burada artı 6, x de buradan artı 3 gelir. Son olarak Azot burada yine x olsun. Hidrojen artı 1. Bunların toplamı artı 1 eşit. Buradaki hidrojenin artı 1 ile bu artı 1'i karıştırmayın. Şimdi azot burada x. 4 tane artı 1 artı 4. Bunların toplamı artı 1 eşit. Yani iyonlarda iyon yükünün topla, iyon yüküne burada eşitliyoruz. Nötralde zaten sıfırı. X de bu durumda eksi 3. Artı 7 artı 3 eksi 3. Artı 7 ikincisinde artı 3. Üçüncüsünde de eksi 3. Dolayısıyla cevap 5 olacak. Aşağıdaki taneciklerden hangisinde hidrojen atomunun yükseltgenme basama diğer dördünden farklıdır? Şimdi hidrojen ametallerle olan bileşiklerinde artı bir değerini alır, metallerle olan bileşiklerinde eksi bir değerini alır. Şimdi burada karbon, oksijen bunlar ametal hidrojen burada artı bir değerini alacak. Burada kükürt yine ametal hidrojen burada artı bir değerini alacak, Oksijen ametal hidrojen burada artı bir değerini alacak. Azot burada metal hidrojen artı bir değerini alacak. Ancak magnezyum burada bir metal. Metal olduğu için hidrojen burada eksi bir değerini alır. Magnezyum da zaten tüm bileşiklerinde artı iki alır. Buradan da görebiliriz. Magnezyum artı iki olduğu için hidrojen eksi bir olacak. Diğerlerinde artı bir. D de eksi bir olduğu için diğerlerinden farklı. Aşağıdaki elementlerden hangisi bileşiklerinde farklı yükseltgenme basamaklarına sahip olamaz diyor. Şimdi hidrojen bileşiklerinde artı bir ve eksi bir değerlikler alabilir. İşte metallerle olan bileşiklerinde eksi bir, a metallerle olan ve çoğunlukta olan bileşiklerinde artı bir değerli alır. Bakır değişken değerlik alır. Bileşiklerinde artı bir ve artı iki değerlik alabilir. Çinko ise tüm bileşiklerinde artı iki değerlik alır. Dolayısıyla farklı bir yükseltgenme basamağı yoktur. Azot 5A grubundadır ve artı 5 ile eksi 3 arasında değişken değerli kalır. Artı 5, artı 4, artı 3 işte 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi. Klor da yine 7 a grubunda artı 7 ile eksi 1 arasında değişken değerlik alır, İşte eksi 1 artı 1 artı 3 artı 5 artı 7 gibi değerleri alır. Dolayısıyla sadece çinko burada değişken değerlik alamaz. Bir ametal oksitteki ametal en yüksek yükseltgenme basamağına sahip ise o ametal yanmaz, yani o bileşik yanmaz. Buna göre ametal oksitlerden hangileri yanar demiş. Şimdi karbon 2-4'ten 4 a grubundadır. Azot 5A grubundadır, oksijen 6A grubundadır, kükürt de ki oksijene burada gerek yok zaten. Kükürt burada 6A grubundadır. 4A grubu artı 4 ile eksi 4 arasında değişken değerlik alır. Eğer ki artı 4'ü alırsa karbon en yüksek yükseltme basamağına sahiptir, o bileşik yanmaz. Azot ise 5A'da artı 5 ile eksi 3 arasında artı 5 alırsa o bileşik yanmaz. Kükürt ise 6A'da artı 6 ile eksi 2 arasında artı 6 alırsa o bileşik yanmaz. Şimdi burada oksijen eksi 2 karbon artı 2 en yüksek artı 4 alabiliyordu. Daha düşüğünü almış o zaman bu bileşik yanar. yanar. Oksijen eksi 2 kükürt artı 6 artı 6 almış en yüksek basamağı. O zaman bu kükürt trioksit yanmaz. Oksijenle bunu yakamazsınız. Oksijen eksi 2 azot burada artı 3 en yüksek basamağı artı 5 ama burada artı 3 almış. Dolayısıyla bu da yanar. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 değişiklidir. Alkali metal grubunda bulunan bir X elementinin oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Alkali metaller tüm bileşiklerinde her zaman artı bir değerlik alır. Dolayısıyla burada X artı bir, oksijen de eksi bir. Örneğin bu bir peroksit bileşiğidir olabilir. X burada artı bir, oksijen eksi iki bu bir oksit bileşiğidir. Örneğin mesela X sodyumsa bu birincisi A şıkkı sodyum peroksit, B şıkkı da sodyum oksittir gibi. Yine x burada artı 1. Klor yine eksi 1 değerlik alabilir. Bu da yine olur. Burada ise D şıkkında ise x'in artı 1 aldığı durumda S'nin eksi 2 bölü 3 gibi bir değer alması lazım ki böyle bir değer alamaz. Dolayısıyla D bileşiği burada olamaz. E'de yine x artı 1 aldığında azot eksi 3 değerlik alır ki azot eksi 3 alabilir. Buradan da yine kükürt 6A grubunda olduğu için artı 6 ile eksi 2 arasında değerlik. Klor eksi 1 ile artı 7. Oksijen de yine artı 6, a olduğu için artı 6 ile eksi 2. Azot da burada yine artı 5 ile eksi 3 arasında değerlikler alırdan hareketle azotun eksi 3. Yine işte oksijenin eksi 2 aldığı ki eksi 1 de aldığı değer eksi 1 de alabilir. Klorun da yine eksi 1 aldığını görebiliriz. Elektron dizilimi N, S2 ile sonlanan bir elementle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi n değeri burada eğer 1 ise 1s2'dir bir ve bu helyumdur. Eğer 2 ise 2s2 veya 3s2, 4s2 gibi değerlerse 2A grubundadır. Yani dolayısıyla burada ya 2A'da ya da 8A'da olan helyumdur. Hangisi kesin doğrudur diyor. Şimdi toprak alkali metal grubunda yer alır kesin doğru değil. Çünkü helyum da olabilir. Değerlik elektron sayısı 2A'da olsa da 2, helyum olsa da 2. Bu kesin doğru. Periyodik sistem birinci periyodunda yer alabilir ama 2, 3, 4. periyotlarda da yer alabilir. Bu kesin doğru değil. A metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur diyor. Ancak her yön bileşik oluşturmaz. Bu da kesin değil. Katı ve sıvı halde elektrik akımını iletir diyor. Ancak burada evet metaller için bu geçerli ancak soy gaz için bu durum geçerli değil. İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça aralarında oluşturdukları bağın iyonik karakteri de artar. Buna göre sodyum atomunun oksijen flor klor bileşiklerinin ile oluşturduğu bu bileşiklerin iyonik karakterinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi oksijen ve flor ikinci periyottalar. Oksijen 6A grubunda, flor 7A grubunda. Klor ise 3. periyot 7A grubunda. Şimdi tüm elementler içerisinde elektronegatifliği en büyük olan flordur. Daha sonra oksijen, daha sonra azot gelir. Daha sonra da klor. Dolayısıyla burada flor en büyük. Mesela burada değerleri de verelim hatta. Florun elektronegatiflik değeri 4'tür. Diyelim ki oksijenin de 3.8 olsun. Klorun da daha aşağı olacağı için diyelim ki 3.6 olmuş olsun. Sodyumun da diyelim ki 1 olmuş olsun. Şimdi aralarındaki fark, elektronegatiflik farkına bakalım. Bakın oksijene kaç demiştik? 3.8. E sodyum 1'di. 3.8 1'den 2.8 e, sodyuma yine 1 vermiştik. Flor 4'tü. 4 eksi 1'den 3. Diyeceksiniz ki yani burada 2 var. Acaba 2 öyle bir durumu yok. Ya yani Burada 2 olsa oksijen 3 olsa o fark etmiyor. Direkt olarak elektronegatifliği neyse ondan çıkartıyoruz birbirinden. Sodyum 1. da 3.6 demiştik. 3.6 eksi 1'den 2.6. Dolayısıyla burada sodyum florürün iyonik karakteri en yüksek. Daha sonra sodyum oksit. En düşük olan da Sodyum klorür. Sodyum flor en büyük olacak. Daha sonra sodyum oksit. En düşük olan da sodyum klorür. Cevap da E şıkkıdır. Periyodik sistemin ikinci periyodunda yer alan X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şöyle bir ikinci periyot çizelim. Şu bizim ikinci periyodumuz olsun. X halojenmiş. Halojenler 7A grubunda bulunur. Burada X var. Y alkali metal Alkali metaller 1A grubunda bulunur Y de burada Z toprak alkali metal Toprak alkali metaller 2A grubunda bulunur Z T de toprak metaliymiş Toprak metalleri de 3A grubunda bulunur Bu da T Şimdi buna göre değerlik elektron sayısı en büyük olan X Daha sonra T Daha sonra Z Daha sonra Y'dir X, T, Z, Y sıralaması doğru Birinci yonlaşma enerjisi Yonlaşma enerjisi soldan sağa doğru artar Dolayısıyla X burada en büyüktür ancak daha sonra t gelmez çünkü 2a grubunun iyonlaşma enerjisi 3a'dan daha büyük. Dolayısıyla x burada en büyük. Daha sonra z, daha sonra t, en düşük olan ise y'dir. Dolayısıyla bu sıralama doğrudur. Atom yarıçapı soldan sağa doğru azalır. Y en büyüktür, sonra z, sonra t, sonra x. Bu sıralamada doğru. Cevap da E şıkkıdır. Periyodik sistemin baş grup elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci grupta yani 1A grubunda hidrojen hariç metaller yer alır. Doğru birinci grubun ismi alkali metallerdir. Hidrojen sadece metaldir. 17. grup 7A grubudur. İlk iki üyesi ki 7A grubun ilk iki üyesi flor ve klordur. İlk iki üyesi oda koşullarında gaz halde bulunur. Doğru. Flor ve klor moleküler halde gazdır. Brom sıvı iyot da kat haldedir. B de doğru. 14. grupta yer alan 14. grup karbonla başlar. Daha sonra silisyum ve germanyumla devam eder. Silisyum ve germanyum yarı metaldir. Doğru. 16. grup yani 6A grubunda yer alan oksijen bileşiklerinde artı altı yükseltgenme basamağına sahip ol olabilir. Yanlıştır. Çünkü oksijen genel olarak oksit bileşiklerinde eksi 2 alır. Peroksitlerinde eksi 1. Süperoksitlerinde eksi 1 bölüyor 2. Ve florla olan bileşiğinde tek bir bileşik vardır. O da OF2'dir. Onda da artı 2 alır. Bunlar dışında bir değerlik alamaz. Artı altı değerini alamaz. Dolayısıyla değişik burada yanlıştır. 13. grubun ilk ilk üyesi olan bor yarı metaldir. Doğru. Grubun diğer üyeleri ise metaldir. Alüminyumla başlayıp galyum, indiyumla devam eden metaldir. Bu da yine doğrudur. Aşağıdaki elementlerin hangisi karşısında belirtilen yükseltgenme basamağına sahip olamaz? Alüminyum 3A grubu elementtir ve bileşiklerinde her zaman artı 3 alır. Doğru. Oksijen 6A grubu elementtir ve bileşiklerinde eksi 2, eksi 1, eksi 1 bölü 2 ve artı 2 değerliklerini alabilir. Dolayısıyla eksi 1 alabilir. Bu doğru. Azot 5A grubu elementi ve artı 5 ile eksi 3 arasında değişken değerlikler alır. Dolayısıyla artı 4 de alabilir bu anlamda. Doğru. Kükürt de 6A grubu elementi artı 6 ile eksi 2 arasında değişken değerlik alır. Dolayısıyla artı 6'yı alabilir. Flor ise tüm bileşiklerinde her zaman eksi 1 değerliğini alır. Artı 7 değerlik alamaz. Sadece eksi 1 alır. Bu anlamda E şıkkı yanlıştır. Geçiş metalleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yarı dolu D orbitali sayısı arttıkça elektrik iletkenlikleri genelde artar. Zaten yarı dolu orbital yani mesela D orbitalinde 5 tane elektron vardır ve yarı dolu orbital oldukça bu paramanyetik özellik sağlar ve elektrik iletkenliği özelliği sağlar ve bunun sayısı ne kadar artarsa o kadar iletkenliği artacaktır. Dolayısıyla bir doğru ne kadar azalırsa da bunun sayısı o kadar iletkenliği azalacaktır. Sertlikleri grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artardı. Yukarıdan aşağıya doğru yarıçap arttığı için genellikle sertlik azalır, artar değil, azalır olması gerekiyordu. Tamamı bileşiklerinde farklı pozitif yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Yanlış. Genellikle tabi geçiş metalleri farklı pozitif yükseltgenme basamağına sahiptir. Ancak örneğin çinko bileşiklerinde her zaman artı iki değerini alır. Dolayısıyla tamamı diyemeyiz. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevap bu durumda yalnız bir A şıkkıdır. Periyodik sistemin bazı elementlerinin yerleri yukarıdaki kesitte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada birinci periyot hidrojen 1A grubu, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, Y burada 2A grubunda. Z ise 3B grubundadır. Şimdi X ile Z'nin yarı dolu orbital sayıları aynıdır diyor. X şimdi 3. periyot 1A grubu elementi. Şöyle 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 ile biter. 3. periyot 1A. Burada S'de bir tane yarı dolu orbitali var sadece. X'in 1. Z'nin ise 3B grubunda 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 3D1 ile dizelim biter. Dördüncü periyot 3B grubunda. Dolayısıyla burada D'de 5 tane orbital var. Bir tanesi yarı dolu. Dolayısıyla Z'nin de bir tane yarı dolu orbitali vardır. Dolayısıyla bu aynıdır. Aynı koşullardaki erime sıcaklığı en fazla olan Z'dir diyor. Şimdi erime sıcaklığı metalik bağın sağlamlığı ile ilgilidir. Metalik bağın sağlamlığı arttıkça erime sıcaklığı artar. Azaldıkça da azalır. Yukarıdan aşağı doğru yarı arttığı için Burada metalik bağın sağlamlığı azalır. Dolayısıyla erime noktası azalır. Ancak soldan sağ yarıçap azaldığı için metalik bağın sağlamlığı artar. Erime sıcaklığı da artar. Dolayısıyla bu durumda Z'nin en yüksek olduğunu düşünebiliriz. Sonra Y. Sonra da X'in de en düşük olduğunu düşünebiliriz. Gerçekten de X'in erime noktası böyle yüzlü değerlerdeyken Z'nin erime noktası bin derecelerde falandır. Dolayısıyla Z burada en yüksek erime noktasına sahiptir. X, Y A ve Z küresel simetrik elektron dizilimine sahiptir diyor ancak Z'nin zaten sonra biteli tam veya yarı dolu değil. Dolayısıyla Z burada küresel simetrik bir dağılıma sahip değil. 1A ve 2A zaten hepsi küresel simetrik ancak Z burada bozuyor. Dolayısıyla cevap bu durumda 1 ve 2 C şıkkıdır.